Hayırlı Ramazanlar arkadaşlarım. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patates püresi yapacağım. Evinizde olan patates 2, 4, 5, 6, 7 adet patates kullanıyorum. Biz bir çekirdek aileyiz. Daha da fazlalaştırabilirsiniz. Güzelce patateslerimizi bu şekilde kabuklarını ben doğruyorum, ayıtlıyorum. Daha sonra bunları dörde bölüp suda haşlayacağım. Küçük küçük doğradım. Tenceremize su koyup güzel pişireceğim arkadaşlarım. Patateslerimiz haşlandı. Biraz tuz atıyorum arkadaşlar. Sıcak sıcak bir çay bardağı süt. Kaşar peyniri rendesi. Biraz da tereyağı. Karabiber çok yakışır. Şöyle bir yemek kaşığı da tereyağı ilave ettim arkadaşlar. Şimdi rondalayacağım. Püre haline getirdim. Adı üstünde püre. Çok enfes oluyor tavuk, et yemeklerinin yanına. Harika ve çok pratik bir tarif. Adı üstünde püremiz o kadar güzel oldu ki tam istediğim kıvam. Bir su, çay bardağı süt yeterli oluyor. Fazlası sulu yapar. Şimdi biraz da tencerede şöyle döndüreceğim. Bir iki ateşte. Tenceremize ilave ettim, döktüm. Karabiber kesinlikle koyun. Bir iki şöyle fokur fokur kaynattıktan sonra püremiz zaten kesinlikle püre haline geldi. Çok katı sevmiyorum ben. Biraz şöyle süt tadı gelsin. Bol sütlü yaptım. Az süt de koyabilirsiniz ama bir çay bardağı tam ölçüsü. Biraz da şimdi ateşte şöyle bir iki kaynayınca tam bir katılaşır. Harika. Şu halini görüyor musunuz? Tam bir püre oldu arkadaşlar. Tekrar Jale Mutfak'ta görüşmek dileğiyle. İnşallah güzel tariflerle yine birlikte olacağım arkadaşlarım sizlerle. Birazdan tam sonucunu göstereceğim size. Evet, göz göz oluyor. Kabar kabar. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bu şekilde. Evet, karıştırıp çok güzel koyulaştı. Arkadaşlar harika bir püre oldu. Enfes. Sizler de deneyin. Beğenilerinizi eksik etmeyin arkadaşlarım. Bu şekilde yanına güzel etle harika olur. Tavuk yapacağım bugün. Çok enfes. Tabii biraz da kalınca daha da koyulaşır. Tekrar başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.